8 Şubat 2018 günler takvim yaprakları 8 Şubat 2018'i gösteriyor. Perşembe ve Ankara kulisinde bendeniz Mehmet Özmen. Güzel bir program gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Bu akşam tabii ki Ankara kulisinde canlı yayında konuklarımla birlikte olmuş olacağız. Ve hemen bu akşam Akit TV'nin Ankara stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Ankara kulisini kimlerle yapacağız onu takdim edeceğim. Hemen konuklarımı size takdim ederken tabii ki bu arada arkadaşlarımız iletişim bilgilerimizi verecekler. Soru, görüş, önerileriniz olursa da bize ulaştırabilirsiniz. Vakit yettiği sürece de sorularımızı sayın konuklarımıza iletmiş olacağız. Eski Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu bizimle birlikte. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bir diğer yayın konuğumuz ise stratejist, yazar İsmail Yıldız Bey, siz de hoş geldiniz. Her iki yayın konuğumuzla birlikte Türkiye ve dünya gündemini bu akşam Ankara kulisinde değerlendirmiş olacağız. Siz de biraz önce de söylediğim gibi Ankara kulisine katkı sağlamak isterseniz yönetmen arkadaşlarımız iletişim bilgilerimizi vermiş olacaklar. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ben tabii ki İsmail Yıldız Bey müsaade ederse öncelikle Sayın Bakanım'dan başlamak istiyorum. Biraz önce stüdyomuza gelmezden önce biraz sohbet ettik, muhabbet ettik. Sayın Bakanım bu sağlığınızı neye borçlusunuz diye sorduk ve çok dikkat çeken ayrıntılar anlattı. Eğer sakıncası yoksa Sayın Bakanım biraz anlatmanızı rica edeceğim. Sağlığınızı neye borçlusunuz efendim? Sağlığımı neye borçlu olduğum öncelikle spor. Devamlı spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri spor yaparım. Ve bu spor çeşitli. Yüzme sporu, yürüme sporu ve ayrıca Avusturya'da okudum. Graz ve Viyana üniversitelerinde. Orada jeoloji mühendisliği tahsili yaptım ve doktora yaptım. Orada olmam dolayısıyla da kendi mesleğim itibariyle her cumartesi pazar öğrencilerle birlikte devamlı ekskürsiyon dediğimiz dağ tatbikatını yapardık ve dağlara tırmanırdık. Tuna Nehri'nde devamlı yüzerdim. Türkiye'deyken Nevşehir'de değirmen kuyuları vardı. Onlardan başladık. Sonra değirmen kuyuları gördüğüm zaman korktum. Biz buraya nasıl giriyormuşuz diye. Çünkü biraz daha aşağı gitsen değirmen kuyusu çeker. Yani neticede şu, spor, yüzme ve düzenli bir hayat. Mesela hiç gece hayatım olmadı. Efendim ağzıma sigara koymadım. Efendim her gün sabahleyin de saat 7.30'da bizim ev Millet Meclisi'nin yaptırdığı kooperatifin evleri Hacettepe ormanlarının bitişiğinde ve her gün de sabahleyin muntazaman 7.30'da oraya çıkarım ve bir saat tempolu yürürüm. Yani bir, hayatınızı suistimal etmeyeceksiniz. İki, sigara içmeyeceksiniz. Üç, spor yapacaksınız. Dört, dünya sıkıntılarıyla ilgili kafanızı devamlı meşgul etmeyeceksiniz. Cenab-ı Allah'ın nimetlerine hamdü sena edeceksiniz. Onun ötesi yok. Beslenmeyle ilgili de birkaç dipnot anlatmıştınız Sayın Bakanım. Efendim? Beslenmeyle ilgili de birkaç dipnot anlatmıştınız yayınlarınız içerisinde. Evet, şimdi ben Nevşehirliyim. Bizim evde inek vardı. Evimizde inek. Annem rahmetli her gün süt pişirir, bana verirdi. Ve şimdi ta o zamandan beri alışkanlık halinde her gün bir su bardağı süt içerim sabahleyin. Ve öyle aşırı bir şekilde bir beslenme durumuna da gitmem. Fakat öğün atlamam. Sabah kahvaltılarında zeytin, peynir, zeytinyağı, bilhassa zeytinyağı çok mühim. Bal, süt ve çay. Öğleyin normal sebze, ondan sonra akşam yine sebze biraz varsa eğer et falan, şu bu falan. Ama aşırıya kaçmayacaksınız. Meyve bol yerim. Nevşehir üzüm memleketi olduğu için hala o alışkanlığım devam eder. Her gün bir avuç kuru üzüm yerim. Okula giderken de cebimize kuru üzüm koyardık Nevşehir'de. Çürüklerini böyle atardık. Bir gün aklıma baktım ki 15 tane 20 tane tavuk benden beraber geliyor. Üzümleri attıkça onlar da beraber geliyor.
Ve kuru üzümün müthiş faydası var. Doktora gitmişliğiniz var mı efendim? Efendim, tabii doktora gittim de öyle Allah'a çok şükür doktora çok fazla ihtiyacım olmadı. Ama gitmişliğimiz oluyor tabii. Ve ben şu atasözünü hiç unutmam. Cenab-ı Allah doktora muhtaç da etmesin, onun varlığını da yok etmesin. Efendim, Allah sağlıklı, nice uzun ömürler versin diyelim. İsmail Bey, ne dersiniz Sayın Bakanımızın bu beslenme ve spor alışkanlığına yönelik? Kaç kişi yapıyor? Biz yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Çok az. Yani nüfusun belki %3'ü %5'i bu tür düzenli bir hayata sahip. Yani genel olarak toplumun yani sağlık istatistiklerine baktığımızda durum pek iç açıcı değil. Yani ciddi sorunları var insanların. Yani insanlar heva ve heveslerinin esiri oluyor ve bu hayatlarını zorlaştırıyor maalesef. Yani mümkün olanı, imkan dahilinde olan istemek insanın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Yani önemli şeylerden birisi bu. Yani beynin arkasından gidersek bu hayallerimizin, heva ve heveslerimizin tabii ölçüsüz bir şekilde bu insan hayatını mahveden en büyük faktörler oluşturuyor. Yani bundan uzak kalabilirsek ve Sayın Bakanımızın yaptığı gibi bir de sporla süsleyebilirsek bunu, sağlıklı hayat yani hemen elimizde evet, olur. Sayın Bakanım, tabii ki sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir sporla meşgulsunuz. Peki bu meşguliyetinizin de birlikte gündemi takip edebiliyor musunuz? Gündemi yakalayabiliyor musunuz? Türkiye gündemi maalesef oldukça stresli ve yoğun. Bu stres ve yoğun sizi etkiliyor mu? Efendim, şimdi Türkiye'nin gündemini çok kesif şekilde ve açık şekilde takip ediyorum. Bir kere babamdan bana intikal eden bir okuma arzusu var, bir okuma hevesi var. Babam, Allah rahmet eylesin, Nevşehir müftüsüydü, Kıratlı Hoca. Ve iki dil bilirdi, Arapça ve Farsça. Evinde 10 bin civarında kitap vardı. Ve devamlı surette okurdu. Ve o okuma alışkanlığı bana geçti. Ben şu anda hala günde 5 ila 6 saat okumazsam rahat edemem. Bir kere günlük basını devamlı takip ederim. Televizyonlardaki bir takım açık oturumları, şunları falan takip ederim. Ve onun haricinde evimde de benim 3-5 bin tane kitap var. Ama bunun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kütüphanesi, Türkiye'nin en zengin kütüphanesi. Devamlı surette oradan istifade ederim. Ve dolayısıyla şöylece kısaca söylemek icap ederse, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini takip etmek hem de politikadan gelen bir alışkanlık. Yani 39 senem geçti politikada, aktif politikada. Evet. Peki efendim, Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ediyorum dediniz. Bu programda hangi başlıkları konuşmalıyız size göre o zaman? Sizin gündeminizde hangi başlıklar var efendim? Siz sorun, ben cevap vereyim. O zaman Afrin'den başlayalım. Başlayalım. Evet, Afrin Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı, gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi Türkiye'nin güvenliği mevzu bahis olduğu andan itibaren, ki bu arada Türkiye'nin güvenliği mevzu bahis, bir takım terörist grupların ve hatta yabancı bazı devletlerin, mihrakların Türkiye'nin güvenliği ile ilgili tehlikeli bir takım sıkıntıların içerisindeki oldukları durum belli. Bundan dolayı şu anda Türkiye'nin güvenliği ile ilgili olan bu Afrin Harekatı'nın yapılmasına ihtiyaç yoktur demek, Türkiye'nin emniyeti hakkında düşünce sahibi olmamak demektir. O bakımdan bu Afrin Harekatı yerinde yapılmış ve inşallah Cenab-ı Allah'ın zamanlaması bakımından da doğru bir zamanlama mı efendim? Tam zamanında yapılmış bir operasyon. Biraz gecikme olsaydı nasıl bir durumla karşılaşırdık? Nasıl? Biraz gecikmiş olsaydı efendim nasıl efendim, bir durumla karşı karşıya kalırdık? Aslında bugün bu harekete getirilmesinin sebebinde tabii biraz geçmişe doğru gidersek orada da biraz tarihi hakikatleri de göz önünde bulundurmamız lazım gelir. Şimdi bu harekat bizim
Suriye ile, Irak'la, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile ilgili bir takım münasebetler, hem komşuluk hem de anlaşmalardan doğan bir takım durumlar. Şimdi bu hareket, bu Orta Doğu'daki sıkıntılı durum petrol meselesinden çıkmıştır. Petrol dünyanın stratejik kaynağı itibariyle en etkili bir unsur. Orta Doğu'da elde edilen petrol, dünyadaki üretilen petrollerin üçte biri civarında ve dünyanın en büyük rezervine sahip. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Emirlikler, İran ve Irak. Şimdi buradaki bu hareket, yani buradaki bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatiyle ve de dünya menfaatiyle çok yakından ilgili. Oradaki petrolün sıkıntılı bir duruma girmesi dünyadaki ekonomiyi allak bullak eder. Görüyorsunuz OECD ülkelerinin durumu itibariyle ve aynı zamanda petrol ihraç eden ülkelerin aldığı kararlar itibariyle petrolde biraz düşük üretim yapıldığı takdirde ya da fiyatlar yükseldiği takdirde dünya piyasası allak bullak oluyor. Şimdi şu anda dünyada üretilen petrol, ki bu petrolün üreticileri Orta Doğu, Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya esas olan bunlar ve buradaki üretim düşüklüğü derhal dünya ekonomisini etkiliyor. Şu anda üretilen petrol yıllık günlük 85 milyon varil. Petrolde bir varil, ben yani doktor jeoloji mühendisiyim, biraz evvel söylediğim gibi, ve petrol üzerine ihtisas yaptım. Ve 5 yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda çalıştım. Avrupa'dan geldikten sonra ve Güneydoğu Anadolu'yu Hakkari'den Urfa'ya kadar adım adım gezdim. Oraların her toprağında ayağımın izi var ve petrol araması yaptım. Bugün Türkiye'deki istihsal edilen petrollerin raporunun çoğunun altında benim imzam var. Şimdi bu 85 milyon varil civarındaki petrol, ki bir varil efendim 159 litredir. 159 litre bir varildir. Aşağı yukarı 7 varil bir tondur. Burada düşük bir üretim olduğu takdirde ekonomi bozuluyor. Düşünün ki üçte biri üretilen bir bölgeyi herhangi bir gücün emri altına alması dünyayı berbat ediyor. Çok sıkıntılı duruma sokuyor. Şimdi onun için burada ilk hareket Körfez hareketinden başladı. Nasıl başladı o? Saddam Hüseyin efendim 1980'li yıllarda İran petrolünü elde edebilmek için İran'a harp ilan etti. Ve bu harp 8 sene sürdü. Ve bunun kazananı olmadı. Ondan sonra tuttu, hemen akabinde Körfez ülkelerine hücum etti. Ve orada Baba Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı, birinci Körfez harekatına girdi. Ve orada pek fazla bir başarı ulaşamadı. Fakat ondan sonra ikinci Körfez harekatı başladı. Bu ikinci Körfez harekatı başladıktan sonra oğul Bush Cumhurbaşkanıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, ama bir entififten bir sebepten dolayı milletvekilliğine sokulmadı ve milletvekili olmadı, ama partinin genel başkanı. O arada da Sayın Abdullah Gül de başbakan. Şimdi bu durumda Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Bey'i Amerika'ya davet etti ve orada kendisini
bir devlet başkanı gibi karşıladılar. Ve dedi ki orada Amerika Birleşik Devletleri, biz Körfez Harekatı'na başlıyoruz ikinci defa. Fakat bu defa hem güneyden, Körfez'den, hem de Türkiye'nin güneyinden, Irak'ın kuzeyinden, Türkiye'nin güneyinden ile gireceğiz. Şimdi siz bizi kuzeyde koruyacaksınız. Bu petrol harekatı, efendim, Saddam'ın bu durumu, dünyayı Allah bulacak edecek bir hareket ve bundan Türkiye'de pek büyük zarar görecek dedi ve beni kuzeyden koruyacaksınız. Ama harp etmeyeceksiniz. Çünkü siz kuzeyden bizi koruma durumunda olursanız Saddam size de ayrıca hücum ederek cephe açmaz dedi. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu teklifi kabul etti. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri vakit kaybetmeden hemen o şeyini, donanmasını İskenderun Körfezi'ne yığdı. Ve Güney Türkiye'de bir takım yerleri aldı, kiraladı, şu oldu, bu oldu ve askeri harekata hazır vaziyete getirdi. Ama o zaman meclisten kararın çıkması lazım geliyordu. Yani bu kararın çıkması lazım geliyordu. Fakat bütün bu hareketler, bütün bu hareketler Amerika Birleşik Devletleri'nden artık Kuzey Irak'a, Türkiye'nin güneyinden girilebilecek bir vaziyette ordusunu, donanmasını seferber etti. Fakat bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden nisap tutmadı. 2-3 oyla bu karar geçmedi. Ekseriyeti aldı ama nisap tutmadı. Yani anayasal çoğunluk tutmadı. Ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri kuzeyde efendim sahipsiz kaldı. Ve işte orada Kürtlere müracaat etti. Kürtlerin desteğiyle kuzeyini muhafaza etmek istedi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden böyle bir kararın geçmemesinin karşısında Amerika Birleşik Devletleri bizi biraz sıkıntılı vaziyette görerek neredeyse bize karşı bir cephe alma durumuna geldi. Ve o arada Suriye'de Rusların adeta hegemonya sahası haline gelmişti. Biliyorsunuz Lazkiye'de bizim bir uçağımız düşürüldü. Suriye kara sularına girildi diye. Orada o uçağın düşmesi Ruslar marifetiyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Rusların böyle bir hegemonya kurmasının tehlikeli olduğunu görerek Türkiye'yi bu işin içerisine soktu. Ama tabii Türkiye'de kendi menfaatinin orada olduğunu görerek, çünkü o zaman biz Ruslarla pek iyi durumda değildik, sıkıntılı vaziyetteydik. Şimdi bütün bu olumsuz hareketler efendim hem Türkiye'nin dışında gelişti, hem Türkiye'yi mecburi olarak işin içine soktular. Ve bu hareketlerde Kuzey Irak karıştı. Suriye karıştı. Ve bunun içerisine bir de Sünni-Şii sıkıntısı girdi. İranlılar Şii'yi, bugün Irak hükümeti, o zaman da onlar da Şii hükümet. Ve şeyde Beşar Esad da aynı düşüncede olan bir insan, onun arkasına çıktılar ve bu düşünce de bu Orta Doğu'da bir takım sıkıntılar yaptı. Ve bu sıkıntıların neticesinde efendim Kürtlerle beraber olmak durumu oldu, onların karşısına geçmek durumu oldu ve politika yabancı güçlerin etkisi altında yürüyerek Türkiye'yi de bu işin içerisine soktular ve bu işin içerisinde Türkiye'de olumsuz bir takım konularda buldu kendisini. Ve şimdi biz işte bu olumsuz durumun içerisinde kendimizi bulduk ve bunların hepsi Türkiye'nin güvenliğini sıkıntıya soktuğu için
bu Afrin harekatı efendim hükümet tarafından alınmış doğru bir harekettir. Ama işin menşeinde yatan durum budur. Evet, Sayın Bakanımız çok derin bir analiz yapmış oldu. Siz neler söylemek istersiniz İsmail Yıldız Bey? Sayın Bakanımız yakın tarihi güzelce özetlemiş oldu. Yani bu sorunun menbaında bu var. Kaynağında bu var ve bu Türkiye'nin milli güvenlik ve beka meselesi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti defaatle. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi tabii ki devletin elindeki bilgilere dayanıyor ve bu bilgiler önemli. Devletin elindeki bilgiler bu tür bir cümlenin kurulmasına sebep oldu ise durumun vehameti de ortada demektir. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Neticede Sovyetlerin 1979'da Afganistan'ı işgaliyle dünyada soğuk savaş dönemi bitip sıcak savaş dönemi başladı. Bu sıcak savaş dönemi yavaş yavaş derinleşiyor ve önümüzdeki dönemde bunun daha da derinleşeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar ve önümüzdeki dönem bu bölgenin diğer noktalarında yaşanacaklar. Bu sıcak savaşın ivmesinin yavaş yavaş artırılacağı yönünde ipuçlarını veriyor bize. Türkiye'ye gelince bizim Afrin'e yaptığımız harekat, Türkiye'nin Afrin'e yaptığı ya da bu bağlamda yapacağı diğer hareketler yapılırsa Türkiye'nin az önce söylediğimiz gibi milli güvenliği ve bekasıyla ilgilidir. Ve bunu yapmak zorunda Türkiye. Burada geri adım atması mümkün değil. Nasıl bir tehlike vardı ve bu tehlikeyi Türkiye hangi koşullarda analiz ederek müdahale etme kararı aldı? Birincisi terör. Yani Suriye'den Türkiye tarafına birçok defa roketlerle ve değişik şekillerde tacizler geldi. Terör hadiselerini yaşadık. Reyhanlı'dan birçok noktaya kadar. Roketlerle birçok defa Türkiye vuruldu. Ve bu daha da artırılacaktı eğer Türkiye müdahale etmeseydi. Burada Türkiye'nin sınırlarına yönelik bir saldırı var. Türkiye'nin genel yapısına, milli birliğine yönelik bir saldırı var. Coğrafi bütünlüğüne yönelik bir saldırı var ve bu saldırıyı Türkiye bertaraf etmek zorunda. Bertaraf etmek için de sınırlarınızın içerisinde yapacağınız çok fazla bir şey yok. Çünkü içeride yapılan zaten bir takım terör hadiseleri var ve Türkiye bununla zaten ciddi şekilde mücadele ediyor ve ciddi bir başarı kazandı. Sınırın ötesinde bir hareket var ve sizi sürekli taciz ediyor, sürekli sınırlarınızı zorluyor ve daha aşağıda bir başka planlar devreye giriyor. Yani oradaki bahsedilen koridordan, Kürt koridoru ya da değişik koridorlardan bahsediliyor. Bunlar gündeme geliyorsa bu Türkiye'nin milli güvenliğiyle çok daha yakından ilgilidir. Buradaki herhangi bir değişme hem bölgede hem dünyada ciddi radikal değişikliklere sebep olur. Bu radikal değişikliklerin önlenebilmesi ya da kontrol altında olabilmesi Türkiye'nin buradaki takınacağı tutuma bağlı. Türkiye buradaki ateşi söndürmek için, kendi güvenliğini sağlamak için, milli güvenliğini ve bekasını temin etmek için yaptığı bir takım hareketlerden dolayı birilerine karşı sorumlu olamaz, birilerine karşı da bedel ödeyemez. Bu çok önemli bir konu Türkiye için. Dolayısıyla Türkiye'yi burada bir zorlama da var. Türkiye burada dikkat edilecek en önemli meselelerden birisi şu olabilir. Terörü dün destekleyen ülkeler bugün Türkiye sınırlarını korumak konusunda haklıdır ve yaptığı hareketi destekliyoruz diyorlar. Buradaki makas çok önemli. Yani bir yandan terörü destekleyip bir yandan da sınırlarınızı korumak sizin hakkınızdır devam diyorsanız burada en çok dikkat etmesi gerekenler bölgedeki etnik unsurlar bizim Kürt kardeşlerimizdir. Oynanan oyun onlar üzerine bizim üzerimize değil. Evet. Öncelikle sorumluluk İsmail Bey onlarda. Müsaadenizle bir reklama gitmemiz gerekiyor. Tabii. Ardından kaldığımız yerden sizinle devam etmiş olacağız. Kısa bir reklam ardından buradayız Ankara stüdyolarımızdan. Ankara Kulisi devam etmiş olacak. Evet, reklamların ardından Ankara Kulisi'ne Akit TV'nin Ankara stüdyolarından devam ediyoruz. Yayın konuklarımı, televizyonlarını yeni açmış izleyenlerimiz için hatırlatmak istiyorum. Sayın Esat Kıratlıoğlu, eski devlet bakanımız ve İsmail Yıldız,
stratejist konuklarımı tekrar hatırlattıktan sonra İsmail Yıldız Bey'de kalmıştık. Aynen devam edelim. Biraz önce reklam arasında bölgedeki unsurlardan söz etmiştik. İşte evet. Rusya, Amerika, İsrail bütün bunlarda da içine aldığımız zaman nasıl bir analiz yapabilirsiniz bölgeye dair, Suriye'deki yaşananlara dair? Şimdi şuradan başlasak belki daha isabetli olur. Irak bizim Birinci Dünya, yani İstiklal Savaşı'ndan önceki son kaybettiğimiz toprak. Suriye'de Cumhuriyet tarihini, Cumhuriyet kurulduktan sonra son kazandığımız topraktı. Kıbrıs'ı ayrı bir olay olarak bir kenarda tutalım. Bugün son kazandığımız toprağın çevresinde ciddi bir hadiseyle karşı karşıyayız. 7 düvel burada. Bu bölgede ne var? Ciddi doğalgaz ve petrol yatakları var. Ve bu bölgede İsrail diye bir devlet var. Bugünkü hadisenin temelinde yatan genel olarak bunlar. Bir de bölgenin mitolojik geçmişi var. Yani bu dört unsur bir arada değerlendirmeden ve ağırlıklarını tespit etmeden bu bölgede atacağımız her adım yanlış olabilir. Türkiye bu bölgedeki en kuvvetli istihbarata sahip ülke. Bu arkasından İran gelir ve diğer ülkeler gelir. Dolayısıyla bölgede 7 düvelle şu anda ciddi bir mücadele veriyoruz ve bu mücadele uzun soluklu olacak. Onu belirtmekte fayda var. Bu bölgede çıkarı olan ya da Türkiye'nin zayıflamasında çıkarı olan tüm devletler orada. Ve bunların birçok atraksiyonlarıyla karşılaşacağız. Birçok savaş ekonomisi ve savaş kurallarının çerçevesinde yaptıkları hareketlerle karşılaşacağız ve burada şöyle bir şey hep karşımıza çıkacak. Kimin dost, kimin dost düşman oldu, kimin ne zaman dost, kimin ne zaman düşman olduğunu hep karıştıracağız ve hep şaşıracağız. Evet, İsmail Yıldız Bey tabii ki 7 düvelden söz etti Sayın Bakanım. Türkiye aslında orada PKK ve PYD ile değil, kimlerle mücadele ediyor, neler söylersiniz? Türkiye şu anda PKK ile mücadele ediyor. Türkiye'nin bir numaralı problemi PKK. PKK ise Suriye'de bizim tam manasıyla aleyhimizde olan PYD ve diğer kuruluşlar, ki bunlar PKK'nın yan kuruluşu. Ama daha önce ifade ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu petrollerinin elinde kalmasını, hükümranlık olarak elinde kalmasını sağlamak için burada PKK'yı ve onun yan kuruluşlarını tam manasıyla kullanıyor. Ve bunlar ise Türkiye için büyük bir tehlike. PYD'nin emrine binlerce tırnak silah gittiği televizyonlarımızda seyrediliyor. Ve PYD bugün Türkiye'nin can düşmanı. Bu kim? PKK. Yani devletin, yani Türk hükümetinin orada mücadeleyi göze alması ve Afrin'e hareket etmesi Türkiye'nin beka sorunuyla çok yakından ilgilidir. Şimdi orada bu Kürt unsurları Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Yani bizim kardeşlerimiz olan Kürtleri değil, bize karşı PKK hüviyetli olan kimseleri kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye ya da herhangi bir ülke padişahlıkla idare edilmiş olsun, diktatörlükle idare edilmiş olsun ya da demokrasiyle idare edilmiş olsun hiç mühim değil. Yeter ki Amerika'nın dümen suyunda ol. Şimdi şu anda Türkiye Amerika ile NATO müttefiki olmasına rağmen Amerika'nın Orta Doğu'daki hakimiyetini bizim düşman unsurlarımızın koalisyonu ile beraber yürüttüğü için şu anda Amerika Birleşik Devletleri orada Suriye'de veya da Irak'taki yürüttüğü politika kendi lehine ama Türkiye'nin %100 aleyhine olan bir durum. O bakımdan ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefiki olarak
Türkiye'nin tam manasıyla karşısında hareket eden bir güç olarak görmekteyim Amerika Birleşik Devletleri'ni. Ve bizim Güneydoğumuz temizlenmeli. Yalnız Afrin ve civarı değil. Bizim 700 kilometre boyundaki bulunan Suriye hududumuzun temizlenmesi lazım. Irak'ın temizlenmesi lazım. Bunların da temizlenmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği ve kendisinin Orta Doğu'daki politikasının hükümranlığını getirmek için kullandığı PKK ve onun yan kuruluşları yok edilmelidir. Bunu da yok edecek Türkiye'dir ama maalesef karşısındaki olan devlet de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani aslında diyorsunuz Türkiye bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ediyor, savaşıyor. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ediyor. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı olarak Münbiş'e gireceğiz demesi, ki oraların hep temizlenmesi lazım gelir. Amerika Birleşik Devletleri ise Münbiş'te beni karşında görürsün diye beyanat veriyor. Ve bugün en son televizyonlarda, buraya gelmeden evvel akşam saat 7 haberlerini izlerken, Amerikalı bir generalin Münbiş'te PKK unsurlarının, koalisyon askerlerinin içerisine girip onlarla nasıl sarmaş dolaş olduğunu gördüm. Yani Türkiye'ye bir mesaj veriyor Amerika generali aracılığıyla diyorsunuz, evet, değil mi? Evet, generali aracılığıyla Türkiye'ye mesaj veriyor. Diyor ki buraya girersen karşında beni bulursun diyor. Peki o zaman Amerika'ya sormak lazım gelir. Ey Amerika, ben Türkiye olarak güney sınırımı benim can düşmanım olan PKK koalisyonuyla beraber hareket edip orada kendi nüfus sahasını kurmaya çalışırken ben Türkiye Cumhuriyeti olarak senin bu hareketine karşı bir yana mı kalacağım? Şimdi hükümeti beğenelim beğenmeyelim. Efendim benim beğendiğim partinin ya da beğenmediğim partinin adamları olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama Türkiye'nin menfaati mevzu bahis olduğu andan itibaren benim için tamamen Türkiye'nin menfaati mevzu bahisidir. Ve şu anda da yapılan iş Türkiye'nin menfaatidir. Sayın Bakanım, çok güzel bir noktaya geldiniz. Türkiye'nin menfaati dediniz. Ama görüyoruz, bakıyoruz ki işte bazı CHP'li isimlerin, işte bazı Tabipler Birliği gibi bazı birliklerin yaptığı açıklamalar aslında hem toplumumuzun morali ve motivasyonu bakımından olumsuz bir mesaj veriliyor. Hem de askerlerimizin, cephedeki askerlerimizi karşı da bir moral bozukluğuna neden olabilir. Neden böyle bir muhalefette karşı karşıyayız? Onlara yönelik neler söylemek gerekebilir? Bugün bu şekilde konuşanlar Türkiye'nin ne kadar ciddi bir sorun karşısında olduğunun bilinci içerisinde değiller. Efendim, memlekette demokrasi var. Memlekette hür düşünce var. Dolayısıyla ben istediğimi konuşurum. Şu anda asker çarpışıyor, asker, harp içindeyiz. Böyle bir durumda askerin moralini bozacak kim olursa olsun yaptığı iş yanlıştır. Doğru değildir. Yani askerin moralini bozacak hiçbir şeyin içerisine girmemek lazım gelir. Burada biz askerin orada savaş halindeki olduğunu gördükten sonra efendim muhalefetmiş, iktidarmış, bunların efendim politik durumları itibariyle birbirlerine karşı olan durumu eğer askerin moralini bozacak vaziyete geldiyse doğru değildir. Hangi taraftan gelirse gelsin. Evet, İsmail Bey'e sormak istiyorum. İsmail Yıldız Bey, görüyoruz işte CHP'den gelen mesajlar var. Evet. Afrin'e yönelik, Afrin'e girilmemesi gerekir şeklinde ifadeler var. İşte diğer taraftan Tabipler Birliği aslında üzerine vazife olmadığı halde bir çıkış yapıyor. Biz Tabipler Birliği'nden hiçbir zaman bugüne kadar şehitlerimize yönelik bir mesaj görmedik. Ben duymadım. Evet. Şehitlerimizin bir cenazesinde görmedik, etmedik. Neler söylersiniz bu noktadan? Yani CHP, Türkiye ve bölge perspektifini çok oldu kaybedeli. Yani bu çok önemli bir husus. CHP'nin yanlış hareket ettiği noktalardan birisi de şöyle bir şey. Aşırı bir gurur var şurada. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partiyiz diyor. Bu yanlış. CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar CHP'yi de kurmuştur. Bu doğru
bir ifade. Dolayısıyla burada övünülebilecek bir mazi yok çok fazla bir yönüyle. Çünkü maziyle bağını koparmış bir durumla karşıyayız aynı zamanda. Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş, Türk halkından ve Türk devletinin kaygılarından, endişelerinden ve tehdit algılarından uzaklaşmış bir durum söz konusuysa burada ciddi bir problem vardır ve halk bunu zaten sürekli sandıkta bir şekilde cezalandırıyor ya da sandıkta hesabını görüyor. Fakat az önce Sayın Bakanımızın dediği gibi gerçekten Türkiye bir savaş içinde ve bu çok ciddi bir savaş. Belki ciddiyetinin çok farkında değiliz. Televizyon ekranlarında izlerken olayın derinliği konusunda bir fikrimiz yok ama yabancı medyayı da takip edersek, yabancı devletlerin bu bölgedeki faaliyetlerini takip edersek ve bunları gündeme getirirsek olayın ne kadar derin ve büyük olduğunu herkes anlar ve burada aslında ana muhalefet partisine çok ciddi bir görev düşüyor. Böyle bir durum muhalefet yapılacak bir durum değil. Tam tersine devlete, millete, hükümete yardımcı olunacak ve onun zihnini, olayı anlamasını sağlayacak bir konumda olmak lazım. Bu konumdan uzaklaşırsa ana muhalefet partisi, Türkiye bu bölgedeki savaşı vermekte zorlanır. O zaman buradaki fatura tümüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesilebilir ki bu da bir başka faciadır. Çünkü Türkiye'de demokrasi ya da tüm ülkelerde demokrasi partilerden oluşur. Ana muhalefet partisini kaybederse Türkiye siyaset perspektifini kaybedebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapma hakkı yok Türkiye'ye. Yani bizim siyaset perspektifini, demokrasi perspektifini kaybetmememiz lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eninde sonunda Türkiye'nin milli çizgisini döneceğini arzu etmemiz ve bu yönde bir destekte bulunmamız lazım. Gerçekten milletin buna karşı infiali yüksek. CHP'li birçok arkadaşımız var, onlar da ciddi infial içinde. Nasıl böyle bir tepki olabilir? Peki bu noktada gibi? Yani halkta çok ciddi bir destek varken Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik nasıl oluyor da CHP bu şekilde bir söylemde bulunuyor? Böyle bir siyaset güdüyor. Bir yanlış mı yönlendirme var? Kimler yönlendiriyor eğer varsa? Ya mutlaka yanlış yönlendirme var. Az önce söylediğimiz gibi CHP Türkiye perspektifini kaybetti. Türkiye perspektifini kaybettiyse yapacağı her şeyi bu açıdan çok doğal karşılayabilirsiniz. Bu çok önemli bir problemi CHP'nin. Ve CHP 1950'den sonra tekrar kendisini toparlayıp Türkiye perspektifine hakim olamadı ve Türkiye'deki iktidar mücadelesinden hep düştü maalesef. Bu anlamda meslek odaları da CHP ile paralel bir noktada durdular. Ve onlar da siyaseti CHP tarzı yapmaya başladılar. Daha doğru tabirle aslında bu çok acı bir konu. Sayın Devlet Bakanımız bu dönemi yakinen şahit oldu. Biz de yaşadık hepsini. 12 Eylül'ün temel sebeplerinden birisi STK'lar ya da devlet dışı kuruluşların Türkiye'deki pervasız davranışlarıydı ve bu ihtilalin konusu olarak gündeme getirildi. Yabancılar Türkiye'de bu tür STK'lar üzerinden çok operasyon yaptılar ve bugün de durumun çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, tabii ki bu noktada Sayın Bakanım'a sormak istiyorum. Siyasetin duayen isimlerindensiniz Sayın Bakanım. Yıllarca da CHP'yi ile birlikte çalıştınız. Aynı mecliste, aynı çatı altında bulundunuz. Peki bugünkü CHP ile sizin döneminizdeki CHP'yi kıyasladığımızda neler söylemek istersiniz? Şimdi partileri ve tutum ve davranışlarını geçmiş zamanların şartları içerisinde değerlendirmek lazım gelir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni tenkit edelim derken Atatürk'ün zamanındaki durumu tenkit etmeye kalkarsanız, İstiklal Savaşı'nı yanlış göstermeye çalışırsanız bu doğru değil. O ayrı, onun şartları ayrı. Hatta bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1950-60 arasındaki muhalefetiyle de değil ya da ondan sonraki değil. Bugünün şartları altında Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Onu değerlendirmek lazım gelir. Cumhuriyet Halk Partisi en son grup başkan vekilinin de bu akşam verdiği beyanata göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ne kadar terörist gruplar varsa biz de aynen onların terörist olduğunu söylüyoruz diyor. Ve de bu Afrin harekatının
şart olduğunu, lüzumlu olduğunu söylüyor. Burada herhangi bir şey yok. Fakat bir harp esnasında şöyle hareket edilmeliydi, böyle hareket edilmeliydi, durumu yanlış. Şimdi Afrin'e girilsin mi, girilmesin mi? Afrin'e girilip girilmesi konusu hükümetin işi de değil. Cumhurbaşkanının işi de değil. Eğer oradaki komutan, oradaki komuta heyeti Afrin'e girilerek oranın temizlenmesinin daha kolay olduğunu ya da Afrin'e girmenin şart olduğunu görüyorsa Afrin'e girer. Ya Afrin'e girsin de girmesin de diye burada oturup da ahkam kesmenin bir alemi yok. Ne biliyorsun Afrin'de ne olduğunu, ne olacağını, girilsin girilmesin. Yani sen yedek subaylıktan öte gidip de askerlik mi yaptın? PYD'nin, PKK'nın bir terör örgütü olduğuna dair ellerinde herhangi bir istihbari bilginin olmadığını söyleyen CHP'liler de oldu Sayın Bakanım. Efendim bir takım insanlar söylüyor. Fakat ben bugün CHP'nin yetkili şahıslarının ya da bir partinin yetkili şahıslarının konuşmasına bakarım. Bu akşam üzeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili aynen bunları söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın terörist ilan ettiği ne kadar grup varsa biz de onları terörist olarak görüyoruz dedi. Bu yetkili şahıs. Yani partinin içerisinde münferit birisi şöyle söyleyebilir, böyle söyleyebilir. O onu ilgilendirir. Yani şu anda ben kısaca şunu söylemek isterim ki bu Güneydoğu'daki girişlen hareket PKK'nın Türkiye'de yapamadığı ve kendisinin ayakta kalabilmesini sağlamak için ne yapması lazım geldiğinin hareketi Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve bunun için kendine ait bir takım grupların adını değiştirerek PKK adı altında değil de YPG bilmem şu PYD şu bu filan adı altında oralarda çalıştırdığı bugün gün gibi açık. Ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri de PKK'nın bu yan kuruluşlarını kendi Orta Doğu petrol siyaseti için kullanıyor. Bunun için Türkiye'nin içi karışmış. Türkiye efendim anarşik olaylarla allak bullak olmuş. Hiç umurunda değil. Onun için tek bir hedef var. Orta Doğu petrollerinin kendi inisiyatifinin dışına çıkartılmaması. Evet, birlik ve beraberlik anlamında Sayın Bakanım anladığım kadarıyla çok ciddi anlamda birliğe ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir süreçteyiz. CHP, AK Parti şu evet, değil. Evet, yani bugün ben CHP'li sayın yöneticilerin efendim bu hareketin doğru olduğunu efendim onların terör unsur olduğunu kabul ediyoruz diyor ama buna zarar getirecek konuşmalardan sakınmak lazım gelir. Bir ikincisi de gerek Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden olsun gerekse iktidar cephesinden olsun çok ağır suçlamalar var. Bunlar doğru değil. Yani Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin temini bakımından ne kadar bir ve beraber olmaya ihtiyacımız varsa iki tarafta birbirine memleketin menfaatiyle bağdaşmayacak ve Türkiye'yi sıkıntıya sokacak konuşmalar yapıyorlar. Ve adeta küfrediyorlar. Bu doğru bir hareket değil. Evet, siyaset dilini eleştiride bulunuyorsunuz. Yapıcı olunması gerektiğine dikkat çekiyorsunuz Sayın evet. Bakanım. Bu noktada tabii ki yine tekrar İsmail Yıldız Bey'e sormak istiyorum. PKK'lı teröristlerden mühimmatlarına baktığımız zaman, evet. tespit edilen mühimmatlara baktığımız zaman Afrin'deki çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin kullandığı mühimmatların İran menşeli olduğu yönünde bilgiler, iddialar geliyor. Eğer durum böyleyse
İran'ın PKK'lı teröristlere mühimmat vermesi ne anlama geliyor, ne manaya geliyor? İran, Esed'in izni ve müsaadesi olmadan PKK'lı teröristlere bu mühimmatı nasıl ulaştırabiliyor eğer bu iddia doğru ise? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Neticede bir geriden alalım Mehmet Bey. Mesela aslında ABD'nin de yaptığı bölgede Türkiye'nin caydırıcılığını ve Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını azaltma yönünde bir girişim. O YPG'ye verilen silah miktarı doğruysa bunun başka bir analizi olamaz. Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığını ve kurabileceği hakimiyeti zarar vermek için yapılmış bir operasyon o da. İran'ın yaptığı da şayet eğer bu dediğiniz doğruysa ki doğru olma ihtimali de yüksek olabilir. Çünkü biz orada İran'ın menfaatlerini İran için tehdit eder pozisyondayız. Çünkü Afrin harekatını yer yer onlar da muhalefet ettiler. Dolayısıyla oradaki hadisede Türkiye'yi caydırmak isteyecek ülkelerden birisinin İran olacağını söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki dönem Suriye-Irak sınırındaki bu yaşadığımız gerilimin İran sınırına da yayılma ihtimali yüksek bu bağlamda. Yani bunu Türkiye'yi bir çevreleme hareketi olarak da görebiliriz ve İran'ın tutumunu bu anlamda doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Ve İran buradaki harekete ve bizim bölgedeki ağırlığımızı artırma girişimlerimize karşı bir faaliyet içerisindedir. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Aslında bu soruya şunu da ekleyebiliriz. Yine PKK'nın ÖSÜ askerlerine karşı kullandığı klor gazının menşeinin de Almanya olduğuna dair yine iddialar ve bilgiler var. Yani Almanya, İran, işte Rusya, Amerika Birleşik Devletleri birçok unsur bölgede ciddi bir mücadele içerisinde. Şunu söylemek lazım Mehmet Bey. Birincisi bakın 1. Dünya Savaşı'nda Almanya bölgedeydi. Hicaz Demiryolu'nu kurma işini Almanlar almıştı biliyorsunuz. İngilizler zaten bölgedeydi. Suriye'nin üzerinde Fransızların ve bölgedeki bazı ülkelerin üzerinde Fransızların menfaatleri var. Rusların keza Suriye üzerinde bir takım menfaatleri var. ABD'nin şimdi orada kendisine bir alan açma gayreti var. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye üzerinde. Şimdi böyle bir yerde herkes Kürt etnik manivelayı kullanmak istiyor. Bunu da Türkiye'nin aleyhine kullanma yönünde bir takım girişimler var. Karşımıza Almanya çıkabilir, İngiltere, Fransa, Rusya, ABD'yiz. Herkes çıkabilir karşımıza. Bölgede Türkiye'nin hakimiyetinin artmasından rahatsız olan tüm unsurlar karşımıza çıkabilir. Buradaki problem şu. Bu Türkiye'den kaynaklanan bir problem de değil. Maalesef dünyadaki bir takım ülkelerdeki siyaset yapıcılar devletlerini yanlış yönlendirebiliyorlar. Dünyadaki yeni durumu okumakta zorlanan ciddi bir yönetici elitle ve entelektüel elitle karşı karşıyayız. Akademiler çökmüş durumda, yani üniversiteler bu anlamda. Uluslararası ilişkiler kürsüleri neredeyse dünyadaki yeni durumu resmetmekten çok uzaklar. Bu devletlerin diğer yöneticileri için de geçerli. Yani diplomasi bürokrasisindeki, ekonomi bürokrasisindeki, istihbarat bürokrasisindeki hemen hemen tüm yöneticiler dünyadaki yeni durumu kavramaktan uzaklaştılar. Bu dünyanın şu anki en büyük problemi. Çünkü dünya uzak doğuda yeni bir şey kazandı, ağırlık kazandı ve bu uzak doğu merkezli ekonomik gelişmeler, uzak doğu merkezli finansal gelişmeler tüm dünyanın dengesini bozdu. Bu yeni dengeyi okuyup buna göre değerlendirme yapabilecek elitlerden mahrum şu anda dünya. Yaşadığımız sıkıntının bir diğer boyutu da bu maalesef. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu yanlış okumadan kaynaklanan yanlış siyasetlerin hemen hemen tüm ürünlerini bölgede göreceğiz. Karşımıza hiç ummadığımız devletler de çıkacak, hiç ummadığımız gruplar da çıkacak maalesef. Çünkü burada manipülasyonun her çeşidi denenecek. Türkiye'yi sınırlamak için yine dezenformasyonun her türlüsü yapılacak ve Türkiye'yi zafiyete uğratmak için herkes girişimde bulunacak. Bunun sebebi şu, Türkiye bu bölgede tekrar eski gücüne kavuşursa, tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun hinterlandını hükmetme gücüne kavuşursa bu Türkiye'nin hakimiyetini bir 400-500 yıl daha bölgede sürdürebileceği anlamına gelir. Bunu büyük bir tehdit olarak görüyorlar. Halbuki bu dünya barışının belki teminatı. Türkiye hiçbir zaman dünyada kitlesel bir felakete sebep olmadı. Osmanlı hiçbir zaman dünyada katliamlara sebep olmadı. Biz önümüzdeki dönemde ve gelecek yıllarda da dünyadaki barışın ve bölgedeki barışın teminatı olmayı devam edeceğiz. Ama savaş ekonomisinden nemalanan ülkeler var dünyada.
Savaş ekonomisinden nemalanan ülkeler Türkiye'nin bu barış sigortası görme işleminden rahatsızlar. Dolayısıyla içimizdeki birçok unsuru kullanabiliyorlar. Çevremizdeki birçok etnik, dini vesaire unsuru kullanabiliyorlar ve hiç ummadığımız yerde karşımıza bazen dostumuzken aniden düşmanımız kılığında bulabiliyoruz. Bu hep bizi şaşırtıyor. Ama bu aslında savaşın ve bu tür netameli dönemlerin doğasında olan bir şey. Yani askerler bu durumu iyi bilirler. Diplomatlar, istihbaratçılar ve devleti şu anda yöneten elit bunu iyi biliyor. En büyük tehlikelerden birisi bu bizim çevremizdeki devletler için ve bu bölgedeki faaliyet gösteren düvel için şu anda Türkiye, bakın 50'de bir kalkınma hamlesi yakaladı Menderes'le. Sonra Adalet Partisi ile bir kalkınma hamlesi yakaladı. ANAP'la bir kalkınma hamlesi yakaladı. Şimdi AK Parti ile ciddi bir hamle daha yakaladı. Ve Türkiye bölgesindeki eski hinterlandı tekrar besleyen ve eski hinterlandı kendisine çeken bir ülke konumuna geliyor. Bu evet. Herkesi rahatsız ediyor. Dolayısıyla şöyle düşünelim burada. Müttefiklerimiz dahi her zaman karşımıza çıkabilir. Buradaki genel olarak bölgemizdeki faaliyeti şu anda şöyle adlandırabiliriz. Türkiye üzerinde caydırıcılığın artırma faaliyetidir bu. İran'ın yaptığı da budur, ABD'nin yaptığı da, Almanya'nın, İngiltere'nin veya diğerlerinin yaptığı da yapıyorlarsa budur. Rusya'nın yaptığı da Türkiye'yi müttefik olarak görüp bölgedeki ağırlığını muhafaza etmektir. Yani Sayın Bakanım, bugün Amerika Birleşik Devletleri için müttefik ülke değerlendirmesi yapılıyor. Nasıl bir müttefiklik bu? Biraz evvel konuştuğum gibi burada yürütülen hareket, buradaki yürütülen hareket doğrudan doğruya Orta Doğu'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümran olması, hakim olması ve bunun da söylediğim gibi tek sebebi petrol ve petrolle ilgili diğer bir takım ürünler. Şimdi bunun tehlikeye girmesi anı durumu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 1980 yılından beri Körfez Harekatı ile bu işi bitirmedi. Oradaki her türlü Amerika'nın aleyhine olacak hareket Amerika Birleşik Devletleri'ni müttefikmiş, şuymuş, buymuş hiç hale almaz. Yani şu anda biraz evvel bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ile biz NATO müttefiki olmuş olmamıza rağmen NATO müttefiki Türkiye'nin bu şartlar altında benim hududum tehlike içerisinde, benim güney hududum tehlike içerisinde diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya hakim olmak için kullandığı PKK ve unsurları onun için önde gelen bir numaralı kuvvet. Türkiye haklı olarak Güney Anadolu'da Irak'tan, Suriye'den itibaren bu PKK'lı unsurlar Türkiye'nin esas Kandil'deki PKK'lılarla ilgisi olduğu için Türkiye'nin içini de karıştıracak durumları da hep kafalarında yaşattıkları için ve burada hakimiyet kurarlarsa Kandil'in Türkiye'ye hakim olması durumunun da sağlanacağı için Türkiye'nin buradaki harekata karşı daha caydırıcı tedbirlerin içerisine girmesi gerekir. Neler yapabiliriz mesela Sayın Bakanım? Valla bence Irak cephesine de girmeli. Yani böyle tek taraflı değil. Bugün Türkiye'nin menfaati mevzubahis. Aynı anda mı diyorsunuz? Aynı anda oraya da girmeliydi. Yani bugün Türkiye'nin beka meselesi mevzubahis. Ve PKK dediğimiz hadise Türkiye'nin güneyinde hudut boyu hakim olma durumunda. Bunlar orada hakim oldukları takdirde Kandil'in Türkiye'de yaratmak istediği bölücü hareket, Türkiye'nin parçalanması onlar için daha kolay olacak. Benim için düşünce tarzı bu. Yani
Amerika Birleşik Devletleri orada PKK'yı kullanıyor. PKK bizim can düşmanımız. PKK'yı kendisi Türkiye'ye düşman olmuş falan onu ilgilendirmez. Yeter ki o Orta Doğu petrollerine ve Orta Doğu'ya hakim olmak için bu PKK'lı unsurlar buna yardımcı olsun, faydalı olsun. Evet. O bakımdan bu yöredeki, Kuzey Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki bütün hareketler Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatine göre yönlendiriliyor ve bu yönlendirme PKK hareketi itibariyle Türkiye'nin menfaatini allak bullak edeceği için Türkiye haklı olarak buna karşı çıkıyor ve bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri ile endişe ediyorum, karşı karşıya gelme durumu mevzu bahis. Çünkü bundan Türkiye vazgeçemez. Yani Türkiye'nin güneyinde PKK'lı unsurların hakim duruma gelmesi Türkiye'nin bu tehlikeyi gidermek için göze alacağı operasyonu durduramaz. Devam etmeli. Ama bu devam ettiği şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatine çatıştığı için Amerika Birleşik Devletleri ile de Türkiye'nin çatışma riski var diyorsunuz. Sayın Bakanım, müsaadenizle bir reklama daha gidelim. Ardından kaldığımız yerden sizden tamam, devam edelim. Tamam. Kısa bir reklam arası ve reklamlardan sonra tekrar buradayız. Evet, Ankara Kulisi'ne reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarımıza yeni konuk olan izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Yayın konuğum Esat Kıratlıoğlu, eski Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu ve İsmail Yıldız, stratejist. Sayın Bakanımızla kalmıştık. Sayın Bakanım, tabii ki Türkiye savunma sanayinde büyük bir hamle yaptı, büyük bir atak yaptı. Özellikle Fırat Kalkanı harekatından sonra savunma sanayinde Türkiye'de önemli gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İşte açık ya da gizli birçok projenin devam ettiğini görüyoruz. Sizin döneminizle bu dönemi kıyaslamanızı rica edeceğim savunma sanayi anlamında. Bu arada izleyicilerimize de güzel bir bilgi vermek istiyorum. O da şu: Atak helikopterlerinin tüm teknolojisinin lisans haklarını Türkiye almış durumda. Artık Atak helikopterlerinin üretimi tamamen Türkiye tarafından yapılmış olacak. Bu güzel bir haberi de izleyenlerimize paylaşmış olalım ve sözü size verelim. Buyurun Sayın Bakanım. Şimdi teknolojinin gelişmesi Türkiye için fevkalade gurur duyulacak bir hadise. Teknoloji gelişmek mecburiyetinde. Bugün eğer bu teknoloji bizim gururlanacağımız bir seviyeye gelmişse, bunun temelindeki yatan unsur geçmişten gelen teknolojik hareketin daima yüksek seviyede devam etmesidir. Şimdi ben 1950'leri çok iyi biliyorum. 1940'ları da biliyorum, yaşım icabı. Abim Demokrat Parti milletvekiliydi 1954 yılında. Onların o durumları falan gayet iyi biliyorum. 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldiği zaman dozer yoktu, grader yoktu, yükleyici yoktu. Ve Marshall yardımı marifetiyle o aletler Türkiye'ye girince vatandaş gördü ki ya bu ne Allah aşkına? 1000 kişinin yaptığı işi bir alet bir saatin içinde yapıyor. Ve buna Menderes'in develeri dediler. Ama o durumda da Türkiye'ye bakıyoruz. İstiklal Harbi'nde herhangi bir üretim kabiliyetimiz yok. Tamamen çökmüş vaziyette. Endüstri diye bir şey yok. Ve o dönemlerde tekstil sanayi, Kırıkkale fabrikaları, Karabük fabrikaları efendim ve neticede endüstrinin yavaş yavaş gelişmesi devreye konuluyor. Bu devreye gire gire Demokrat Parti zamanında bir miktar konuyor. 60'tan sonra bir miktar konuyor, 70'ten sonra bir miktar konuyor, 80'den sonra bir miktar konuyor ve bu gelişe 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 bugünü getiriyor. Yani bugünün temelinde gerek ekonominin
iyi bir duruma gitme vaziyeti mevzu bahis ise ve gerekse teknoloji gayet iyi bir duruma gitme mevzu bahis ise temelden gelen bir yükselmenin işaretidir bu. Temelden gelen. O bakımdan bugünkü teknolojinin biraz evvel söylediğiniz gibi helikopterlerdeki olan bu gelişme ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şu anda Afrin'deki kullanılan silahlarımızın %70'inden fazlasının Türk orijinli olması bizleri memnun eder bir durum. O bakımdan ben şu kanaatteyim ki hangi iktidar önümüzdeki yıllarda iktidarda olursa olsun 1930'un teknolojisi bugünden üstün olacak. 1950'nin teknolojisi 1930'un teknolojisinden üstün olacak Türkiye bakımından. Ve bunu kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu gelişirken dünyadaki teknolojinin gelişmesinin bunda fevkalade etkenliği var. Ve biz Allah'a çok şükür ki mühendislerimiz marifetiyle bunu elde etmekteyiz. Düşünün, ben jeoloji mühendisi, doktor jeoloji mühendisi olarak 1959 yılında Avusturya'dan döndüğüm zaman Türkiye'de petrol ve jeoloji mühendisi yoktu. Ve bugün ise Türkiye'de yabancı mühendis yok artık jeoloji ve petrol üzerine. Yabancı mühendis yok. Tamam mı, biz ele almış vaziyetteyiz. O bakımdan Allah'a çok şükür iktidara gelen her hükümet, tenkit edeceğimiz hususlar olabilir, beğenmediğimiz hususlar olabilir, şu olabilir, bu olabilir. O ayrı bir konu. Kendi beğenmediğimiz partidir deriz falan, ayrı bir konu. Ama şu anda Türkiye'nin teknolojik bakımdan Avrupa'da bir hüviyet kazanma doğru gitmesi her iktidarın gayreti neticesinde olmuştur. Evet. Sayın Bakan, tabii ki siz sonuçta Türk siyasi tarihine isminizi yazdıran bir duayen büyüğümüzsünüz, bakanımızsınız. Türk siyasi tarihine baktığımız zaman geçmişte darbelerin yoğun bir şekilde yaşandığını, krizlerin, koalisyonların yaşandığını görüyoruz. Son 15 yıllık tek parti iktidarıyla geçmişi kıyasladığımızda neler görüyorsunuz, nasıl analiz ediyorsunuz gelişmeleri? Şimdi şunu ben ifade edeyim. Türkiye'de demokrasi kavramı öyle kolay kolay hemen tepeden inme hazmedilecek bir konu değil. İngiltere'de Magna Carta ilan edildiği zaman sene 1215. Magna Carta kralın elinden vergi toplama ve vergi harcama yetkisi alındı. Bu bir heyete bırakıldı. Bunun adına parlamento deniyor. Tabii 1215'te. Biz ise demokrasiye meşrutiyetle, ondan sonra cumhuriyetle girmeye çalıştık. Ne meşrutiyette tam manasıyla demokrasi vardı, ne cumhuriyetin başlangıcında demokrasi vardır. Efendim, cumhuriyeti ilan edildi ama demokrasi yoktu demek ve bunu tenkit etmeye kalkmak doğru değil. Neden? Bu iş okuma yazma işi. 1870 yılında Avrupa'da okuma yazma nispeti %78 ile 93, bizde ise %3. Avrupa'da basılan kitap sayısı 1870 yılında 6 milyar adet, bizde ise 70 bin adet. 1924 yılına geldiğimiz zaman okuma yazma nispeti %4. Ben 1944 yılında ortaokulu bitirdiğim zaman liseye gideceğim. Mehmet Bey, Türkiye'de 22 yerde lise vardı. 22 yerde lise vardı. Lise yoktu. Fakülte, üniversite, bir İstanbul'da Teknik Üniversite ve İstanbul Üniversitesi vardı. Ankara'da da üniversite 1946 yılında kurulmuştu. Bugün 270 küsur üniversite var. Dolayısıyla bu iş okuma yazma işi. Bu iş
Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi Zümer suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfirullah Hel yesevillezine yalemune vellezine la yalemun. Hiç bilen bilmeyenle bir olur mu diyor. İkra diyor ilk Kur'an'ın ayeti. Oku. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki size akıl verdim diyor. Düşünce kabiliyeti verdim. Bunları niye kullanmıyorsunuz diyor. Biz bunları kullanmamışız. Eğer gerçek manada Kur'an-ı Kerim'i memlekette hakim kılsaydık bugün bu sıkıntıları çekmezdik. Niye? Çünkü Kur'an bir takım kimselerin söylediği gibi gelişmeye mani değil, bilakis gelişmeyi teşvik eden bir emirler silsilesi. Ama biz bunu göz ardı etmişiz. Avrupa matbaayı 1452 yılında Gutenberg marifetiyle icat ettiği zaman biz matbaayı ancak 1726 yılında İstanbul'a getirmişiz. İstanbul'a getirmişiz. Ve İstanbul'daki bütün hattatlar ayağa kalkmış bizim ekmeğimize mani olacaksınız diye Kur'an-ı Kerim'e basacaksınız. Efendim bizim ekmeğimize mani olacaksınız diye o meşhur Patronor Halil isyanını meydana getirerek Padişah 3. Ahmet'i tahttan indirdiler. Matbaayı getiren damat İbrahim Paşa'yı sadrazam parça parça ettiler. Ve o zamanki Şeyhülislam Kur'an-ı Kerim'in matbaada basılmasının doğru olmadığına dair. Ve bütün bunlar bilim ve Kur'an'ı tam manasıyla bilmediğimizden. Ve Kur'an Anadolu'da okunmaz. Bir bohçaya sarılır, duvara çakılır. Ve millet okumamış. Bugün dahi şu anda Kur'an'ın tercümesi, tefsirleri, şunlar bunlar olmasına rağmen üniversite mezunlarımızın %85'i dahi Kur'an'ı okumamıştır. İşin temelindeki yatan unsur bilgisizliktir, cahilliktir. %4 okuma yazması olan 1924 yılında bir devletin demokrasiyle ne ilgisi olur ya? Bilmiyor adam. Nasıl demokrasiyi getireceksin? İşte bunlar hep yavaş yavaş gelmiş ve 1944 yılında 22 yerde lise varken bugün o zaman 2-3 yerde üniversite varken bugün 200 küsur, 300 küsur üniversiteye sahip olmuşuz. Bütün bunların temelindeki atan unsur okuma yazma. Evet. Sayın Bakanım son 15 dakikaya girdik. Onun için sizin döneminize ait çok önemli bir iki sorum olacak. Müsaade ederseniz 28 Şubat dönemesinin 28 Şubat darbesinin yıl dönümündeyiz. 28 Şubat yaşadığınız o dönemin en önemli isimlerindensiniz. O döneme ait anılarınız var mıdır? Hani kamuoyuna yansımayan, bilinmeyen yönleri var mıdır? Hani şöyle bir analiz de yapılıyor. 28 Şubat yaşanmasaydı 15 Temmuz'u yaşamazdık, görmezdik gibi ya da 28 Şubat'ı yapanlara gerçekten de bir ceza verilseydi 15 Temmuz'u görmezdik diyenler de vardır. Bu bakımdan neler söylersiniz? Efendim şöyle kısaca ben şundan bahsedeyim. Bir, ben 1960 ihtilali yaşadım. Abim Demokrat Parti milletvekiliydi. Ben de Batman'da mühendis olarak çalışıyordum. Ve o ihtilali yaşadım. O ihtilal Amerika Birleşik Devletleri'ne Menderes'in gidip bana 200-300 milyon dolar ver ben sanayileşeceğim demesini Amerika Birleşik Devletleri ne yapacağını sanayileşmesi tarımda yürü dolayısıyla ben sanayi malzemeleri sana gönderirim demiş olması ve parayı vermedi. Oradan kalktı Adnan Menderes. Bu 1959 yılının Eylül ayında oluyor. Ve ondan sonra Adnan Menderes Almanya'ya gitti. Almanya'dan aynı parayı istedi. O zaman Adenauer başbakan ve onlar da bırakın onları tarımda gidin. Endüstriye biz size yardım ederiz. Onlar da vermediler. Bunun üzerine rahmetli Menderes Doktor Lütfi Kırdar efendim şeye gidiyordu. O zaman Sağlık Bakanıydı. Menderes'in Sağlık Bakanı Rusya'ya gidiyordu. Rus yetkililerden benim için oraya ziyaret izni al dedi. Ve onlarla konuşacak, onlardan alacaktı. Ve Haziran'ın 15'inde rahmetli Menderes 1960 yılının Haziran'ın 15'inde Rusya'ya gidecekti.
ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO devleti nasıl bir Rusya'yla böyle bir bağlantıya girer diye 27 Mayıs ihtilalini yaptı. 12 Mart 1971 ihtilali. O zaman ben parlamentoyum, parlamentodayım. Ve 12 Mart 1971 ihtilalinden önce biz parti olarak Rusya'ya Karabük şeyi Ereğli demir çelik fabrikalarını, ondan sonra alüminyum tesislerini, ondan sonra Alia rafinerisini, İzmit rafinerisini, ondan sonra Kırıkkale rafinerisini ve Karadeniz bakır işletmesini, bunları yaptırdık. İşte Rusya'yla temasa geçtiler, bu işi yapıyorlar diye 12 Mart ihtilalinin temeli de bu. Askerlere yaptırdılar. 1980 12 Eylül ihtilalinin temelinde ise anarşi var. Bu anarşiyi ise ordu mensupları bunu engellemedi. 1979'u 80'e bağlayan kış, kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı muafiyetiyle o zamanki Cumhurbaşkanı efendim Fahri Korutürk'e bir mektup verdiler. Bu anarşi devam ediyor. Bu anarşinin şey etmesi lazım. Biz bu anarşiyi ibretle seyrediyoruz diyor. Ve ben o zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyım. Sıkı Yönetim Koordinasyon Kurulu devam ediyor. Ve Sıkı Yönetim Koordinasyon Kurulu'nda 5 tane bakan var. Kuvvet komutanları var. Onlardan, bakanlardan bir tanesi de benim. Her 15 gün bir evvel şeyler konuşulur. Ne olacak? Onların tedbiri alınır. Ve Türkiye'de biz iktidara geldiğimiz zaman 1979 yılında, ben Enerji Bakanıyım, Türkiye'de petrol yok. Gaz yok, bez yok, tuz yok, şeker yok, hiçbir şey yok. Ve gazeteler manşet atıyor. Petrol kuyrukları aydan seyrediliyor diye. Ve Süleyman Demirel ilk kabine toplantısında dedi ki, Esat, eğer biz bu petrol konusunu halledemezsek bu hükümet ayakta kalmaz dedi. Burada uzun hikaye şimdi yapacağım konuşma. Ama 3 ay sonra Demirel beyanat verdi. İsteyen istediği kadar petrol vermeye hazırım diye. Ondan sonra Ağustos ayında Demirel o koordinat toplantısında dedi ki, paşam, Kenan Evren'e, Genelkurmay Başkanı, biz ekonomiyi düzene soktuk. Şu anda aylık %12 olan enflasyon, biz geldiğimiz zaman şu anda aylık 0,75'e düştü. İstediğin her şey bulunuyor. Ama anarşi durmuyor. Ya bunu bir durdurun. Taştan ses geliyor, ondan ses gelmiyor. Ne istersen vermeye hazırım. Araçtı, gereçti, paraydı, yeter ki şu dursun. Ondan sonra 12 Eylül ihtilali oldu. Beni nedense alıp götürmediler. Efendim, ve saat 1'de haberleri dinliyorum. Bir tane şey var, kanal var zaten o zaman. Bu çıktı şimdi oraya, Kenan Paşa. Elbette ki bu ihtilal olacaktı. Ne istediysem vermediler. Dolayısıyla idareye el konuşma hürriyetinde kaldık. Deyince ayağa kalktım. Ağzımdan çıkan gitti. Allah'tan kork dedim lan. Ya ne istesen vermeye hazırım diyor. Ve sıkı yönetim anayasada diyor ki harp hali durumudur. Sıkı yönetim komutanları harp halinde nasıl bir karar alacaklarsa aynı kararı alırlar diyor. Ve bunlar mektup veriyorlar şeye, Cumhurbaşkanı'na. İbretle seyrediyoruz. Yani yapması lazım gelen işi ibretle seyrettiler. Ve ondan sonra ihtilali yaptılar. Süleyman Bey dedi ki, ya benim ordum yok başka. Askeri de şey, polis de sizin emrinize verdim. Yani ben buradaki bakanlar kurulunu alıp sokağa çıkıp anarşiyle biz mi mücadele edeceğiz? Ve 12 Eylül'de bıçak gibi kesildi. Asker. Evet. 28 şimdi Şubat. 28 Şubat'ta aynı şekilde bir rezaletin devamı. Ve orada Süleyman Demirel'i suçlarlar. Efendim bir şey etmedi falan diye. Süleyman Demirel gizli yani işin geri tarafındaki olan kısımlarını biz onunla çok uzun uzun konuştuk. Dedi ki, eğer orada böyle ortada bir durumda hareket etmemiş olsaydım idareye asker el koyuyordu dedi. Onu enleyen de Süleyman Demirel.
Bu 15 Temmuz'daki hadisede, 15 Temmuz'daki hadisede Allah belasını versin bu ihtilalcilerin tümününde, 15 Temmuz ihtilaline temas eden kalkan aferlerin de Allah belasını versin. Eğer o FETÖ ihtilali başarıya ulaşsaydı memleketin felaketi demekti. Ama burada şunu söyleyeyim, o FETÖ'da devletin kanallarına girmek için her türlü yolu aradı, buldu ve FETÖ o duruma getirdi. Şimdi neticede 28 Şubat Allah'tan efendim bir... O döneme dair Sayın Bakanım, kamuoyunun bilmediği bir sırrınız var mı? Yani açıklamak istediğiniz var, bu programında var. Önemli bir yayın şimdi, olması için flaş bir ifadeniz var mı? O günkü 28 Şubat'ın hadiselerinde şimdi o kadar şey ki böyle insani ki 21 tane madde var. O maddelerden bir efendim bu şey hadiselerde, bu hadiselerde efendim silahların toplanması, millete silahların verilmemesi, ondan sonra askerin aleyhinde konuşulmaması, bilmem şunlar bunlar. Yani en tipiften bir takım şeyler. Hiç alakası yok. Zaten orada rahmetli Erbakan, başbakan, rahmetli Erbakan'a sen istifa et diye tazik eden de olmadı. Eğer öyle olsaydı 28 Şubat'ta hadise oldu. Erbakan Haziran'da ayrıldı. Aradan aylar geçti. Ayrılmasının sebebi de efendim istifaya zorlanmasından değil. Tansu Çiller o zaman Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı ve hükümet kurmadan evvel koalisyon protokolü imza ettiler. Dediler ki bir sene sen, bir sene ben. Haziran ayında bir sene doldu. Ve Tansu Çiller'in başbakan olması lazım geliyordu. İşte orada Sayın Demirel Tansu Çiller'e vermedi başbakanlığı ve hiç şeyi olmayan bir genel başkana başbakanlık sıfatını verdi. Şimdi buradaki olan hadise 28 Şubat sonra efendim Sincan'da, Mincan'da taklarla maklarla yürüdü. Yok bilmem bu şey ayarıdır. Balans ayarıdır. Bilmem şunlar bunlar. Yani ihtilali yapmaya %100 kararlardı ama orada Süleyman Demirel Allah rahmet eylesin, ihtilalin olmasını engelleyen adamdır. Kamuoyunun bunu bilmesini evet, istiyor. Süleyman Demirel'in hiçbir suçu yok dediniz aslında bir bakıma. Sayın Bakanım, tabii ki çok soru var ama programımızın süresi de kısıtlı malumunuz, ancak şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. FETÖ'den söz ettiniz biraz önce. FETÖ bu zamana kadar işte kaset kumpaslarıyla, şantajlarla bilinen bir örgüt. Tabii ki sizin döneminizde de vardı herhalde bunlar, değil mi? O döneme ait bunların şantajına, tehdidine şahit oldunuz mu? FETÖ örgütü o zaman nasıl bir tutum ve tavır içerisindeydi? Efendim şimdi FETÖ bu memlekete okulla girdi. Okullar öyle mükemmel girdi ki, yani bir ihtilal için falan değil. Tam manasıyla gelecek için bir hazırlık. Bu okulları dışarıda da fevkalade güzel kullanmaya başladılar. Şimdi 1998 yılında ben Avrupa Konseyi üyeliği yaptım 12 sene. Sayın Abdullah Gül de Erbakan'ın partisinden, o da Avrupa Konseyi üyesiydi. Biz beraber devamlı Strasbourg'da şehittik. Bizim 15 günümüz Türkiye'de, 15 günümüz oradaydı. Şimdi Moskova'ya gittik Abdullah Gül'le beraber Avrupa Konseyi üyesi olarak. Moskova'daki şeyi ziyaret ettik. FETÖ'nün okulunu ziyaret ettik. FETÖ'nün okuluna girdiğimiz zaman giriyorsun içeri, karşıda Atatürk'ün gençliğe hitabı. Yanında Atatürk'ün büstü. Türk bayrağı. Nasıl hoşumuza gitti böyle? Ama adam aşağıdan geleceğe yatırımını yapıyormuş. Şimdi bu güzel yani hareketlerin içerisinde bir melanetin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız da sezmedi.
Eğer sesseydi bunun bir belanete gideceğini, buna fırsat verir miydi? Ya o dönemde bir FETÖ'nün kaset şantajıydı, tehdidiydi. Var mıydı hiç öyle bir duruma şahit olduğunuz? Hayır, hayır. Mesela hiç size öyle, karşı böyle bir şey yapıldı öyle mı? Öyle bir şey yoktu. Ve de üstelik devlet daireleri itibariyle FETÖ'nün böyle bir durumların içerisine girdiğine ben şahit olmadım. Çünkü niye? Ben o zaman iki defa bakanlık yaptım FETÖ'nün zamanında. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, şu filan. Bu şartlar altında eğer FETÖ'nün devlete sızması durumu mevzu bahis olsaydı benim bakanlıklarla ilgili bir durum olurdu. Mesela Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı benim zamanımda 1979-80'de ihtilalde bakanken ben devletin bütçesinin %47'sini sarf ediyordum ben. Bana bağlı olan kuruluşlar, genel müdürlüklerin bütçesi, tabii bakanlık bütçesi ayrı o, ama bunlar bana bağlı. Devletin bütçesinin %47'si sarf ediyor ve bana bağlı çalışan insanların sayısı da 750 bin. Bana hiçbir zaman FETÖ tarafından şunu da şuraya al, bunu da buraya al diye bir herhangi bir hareket gelmedi. Sonra Köy İşleri Bakanlığı, o da çok büyük bir bakanlık. Devlet Bakanlığı, o da büyük bir bakanlık. Bana hiçbir zaman FETÖ tarafından efendim şu yani herhangi bir tehdit, şantaj, hiç, herhangi bir şey hiçbir şeyle karşılaşmadım. Peki teşekkür ederim. Bu adam bütün şantajını efendim ilerleye şey etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hüsnü niyetinden, hiç Sayın Cumhurbaşkanı bunun böyle bir efendim aklı ağzımdan laf çıkacak söylemiyorum. Böyle bir şey yapacağını bilse, düşünse buna fırsat verir mi? Evet. Vermez. Ama onun şeyinden, hüsnü niyetinden istifade ederek devlete yerleşti ve on en nihayet ihtilal yapabilecek hale geldi. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Çok özür diliyorum İsmail Yıldız Bey. Son 1-2 dakika içerisinde de siz buyurun. Son değerlendirmenizi yapın. Evet. Ardından yayını kapatayım. FETÖ olayını algılayabilmemiz için şunu bilmemiz lazım. Bir defa belirli noktalara hedeflediler. Bunlar da istihbari noktalar ve devletin en önemli noktaları. Buraları ele geçirdikten sonra diğer yerlerde zaten istediklerini yapabilirlerdi. Öncelikle en tepedeki karar alıcıları avuçlarının içine almak gibi bir strateji izlediler ve bu strateji çerçevesinde hareket ettiler. Bunu da ne yaptılar? İşte emniyet istihbarat veya diğer askeri istihbaratın bazı birimleri birçok noktayı ele geçirdiler ve bu noktalar ele geçirilince diğer birimlerde sirayet etmek çok kolay oldu onlar için ve kolayca yayıldılar. Eğer başarsalardı şu anda biz konuşmuyorduk. İnfaz edileceklerden birisi de bendim. Veya bir de sizdiniz veya Türkiye'deki FETÖ karşıtı hemen hemen herkes infaz listesindeydi. Bu çok farklı bir örgüt. Yani bunun hala algılanmadığını ve tam olarak teşhis edilmediğini söylememiz lazım. FETÖ'nün en çok şiddetine uğrayanlardan birisiyim ben. Türkiye'nin felaketi olurdu. Bu çok farklı bir örgüt. İstersen Türkiye'nin felaketiydi. Cenab-ı Allah yardım etti de kurtulduk. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Biz o dönem araştırma merkezimizin sitesine bir tane duyuru koyduk. Dedik ki Fethullah Gülen'in arka planını açıklayacağız. Başımıza gelmedi kalmadı Mehmet Bey. Şimdi yaptığımız basit bir şey. Ki biz 78'li yıllardan beri tanıyoruz. Ben Ege'liyim, Aydınlıyım. Oradaki birçok faaliyetlerine şahit olduk. Çocukluğumuzdan beri, gençliğimizden beri o faaliyetleri izlemiş durumdayız. Evet. Anlattıklarınızı çok iyi anlayan, hisseden birisiyim. Çünkü benzer durumları biz de yaşadık. Mesela Ekrem Dumanlı'ya Ahmet Hakan'a verdiği bir röportajda Ekrem Dumanlı diyor ki cemaat Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye oy verdi diye röportaj verdi Ahmet Hakan'a. Evet. Biz bu soruyu TÜYAP kitap fuarında sorduğumuzda Ekrem Dumanlı'ya saldırıyla karşılık bulduk ve ardından da bir sürü iftira kampanyalarıyla da karşılaştık. Ben sizi çok iyi anlıyorum İsmail Yıldız Bey. Her iki konuma da değerli bakanımız Sayın Esat Kıratlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım bir daha bekliyoruz. Bu olmadı. Bir başladık. Yine bekliyoruz. İnşallah. Daimi surette AKİT'in programlarında bulunmaktan büyük bir
zevk duyuyorum. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Hani bunu söyleyince şey aklıma geldi. Yani 28 Şubat sürecini yaşayan bir isimsiniz. O süreçte de Akit Gazetesi gerçekten de çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Akit Gazetesi ile bir anınız, bir hikayeniz var mı Akit Gazetesi ile ilgili? Devamı takip ederdim ben. Yani şimdi Akit'i devamlı takip ederdim. Ve fevkalade güzel bir takım şeyler ortaya koyarlardı. Ve 28 Şubat hadisesi o güvenlik kurulunda bir ihtilal hazırlığı şeklinde ele alınmadı. Çünkü o zaman ben partinin yöneticisiydim. Efendim. Ve bunu ihtilale hazırlık durumundaki olan, hazır durumda olan bir takım generaller ihtilalin basamağı olarak kullanmak istediler. Ama şu var, ihtilallerin memlekete ne kadar zararlı olduğunu bu vatandaş anladı. 1960'da vatandaş sokağa dökülürken, 12 Mart'ta sokağa dökülürken, 12 Eylül'de sokağa dökülürken, ondan sonraki durumlarda ya aklı başına geldi. Biz ihtilali destekliyoruz ama çok kötüye gidiyoruz ya. Evet, o dönem 28 Şubat sürecindeki Akit'in mücadelesiyle ilgili şahit olduğunuz işte generaller olsun, bakanlar olsun. Efendim Akit o zaman bu ihtilalcilerle ciddi manada fikir mücadelesi içerisine girdi. Yani Akit'in o mücadelesi unutulur gibi değil. Evet. O günkü mücadelede efendim bunun hatta böyle bu şekilde geçmesinde Akit'in fikri mücadelesinin etkisi var. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Yayın konuğumuz Sayın Bakanımız Esat Kıratlıoğlu'ydu, eski devlet bakanımız ve İsmail Yıldız stratejist. Her iki konuğuma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bugünkü Ankara kulisini de buradan noktalıyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.